Salihçim selam. Yayındayız. Hoparlöre verdim. İzleyicilerim çok sordu. Futbolisti tebrik ediyorlar. Ben de bir arayayım dedim oranın kaptanını. Orayı o hale getiren arkadaşı. BBL zaten çok başarılı. Ben onları tebrik ettim çok defa. Yani nasıl izlenmeler çıkıyor Türkiye Twitch'inde. Valorant'ı sevdiriyorlar insanlara. Bugün de kazanmışsınız. Tebrik ederim. Aynen. Teşekkür ederim kanka. Sen İnsanlar de bir bu çok sever. macerayı böyle çok kısa bize anlatırsan çok sevinirim. Eğer müsaitsen. Şimdi daha yeni bitmiş tabii maçınız ama. Tabii kanka anlatayım. Ya normalde işte biz ilk Challengers'tan sonra transfer yaptık bir tane. Krax takıma dahil ettik. Ben koçluğa geçtim. Ben oynuyordum Krax biliyorsun. benim yayınlarda da oynuyordu. Kanka benim yayınlarda oynayan bütün adamlar e-sporcu oldu anasını satayım ya. Aynen. Turco, Tabii Pauro, Mites, Melihler, Krax. Turkolar falan. Öyle bir takımımız Aynen vardı öyle. bizim biliyorsun. Aynen. Krax falan senin zaten yayınlarında vardı. Evet. İlk oyunun başlarında. Daha sonra şey oldu işte ben koçluğa geçtikten sonra çok kısa bir adaptasyon problemi yaşadık. DLM'lerde bazı problemler oldu. Ama bu main event'e çok iyi hazırlandık. Bu arada Zaten konuşan bugün Mark de Mia eski gösterdik. CSGO milli takım kaptanı arkadaşlar. Yayınlar da yapıyor aynı zamanda. Şu anda futbolistin başında kendisi. Onu dinliyorsunuz. Aynen. İşte bu main event'te bir haftadır oynuyoruz. Futbol ise grup Kaç maçlarında saat yani çalışıyorlar çıkmaya abi? Arada böyle çalışmıştık. sözünü kesip sorular soracağım ben Tabii izleyiciler kanka için. Yani nasıl sorabilirsin. esporcu olunur diye çok soruyorlar çünkü. Ya bizim normal takım antrenmanlarımız 5 saat falan sürüyor. 5 harita oynuyoruz yani günde. Tabii bireysel antrenman oyuncunun inisiyatifine bağlı. Kimisi 3-4 saat yapıyor, kimisi 1-2 saat yapıyor. Bu oyuncular bunu konuda serbestler tamamen. Kim ne kadar verimli antrenman yaptığını hissediyorsa o kadar oynuyor. Herhangi bir zorlamamız, herhangi bir şeyimiz yok. Kural koymamız yok yani. Kimisi 4 saat deathmatch oynayarak kendini hissediyor. Kimisi diyor ki bana 1 saat yetiyor. O 1 saat oynuyor. Peki O şimdi ne yüzden... kazandınız siz? Ne oldu? Ben çok da yakından takip edemiyorum abi yoğunluktan dolayı. Aha. Ya şimdi kanka bu uzun süren bir turnuva aslında. Aralık ayına kadar devam edecek bu seri. Bu 3 ayaklı bir turnuvanın birincisini kazandık biz. Bunun ikincisi başlayacak 1-2 hafta sonra büyük ihtimalle. O ikincisinde yine Türkiye'den şampiyon olursak ya da ilk 4'e girersek diye biliyorum. Avrupa elemelerine katılacağız. Avrupa elemelerinden de iki takıma çıkar, ilk 2'ye girersek dünya şampiyonasına gideceğiz. İzlanda'da Yani olacak bu dünya Avrupa şampiyonası. elemelerinde dünyaca ünlü takımlarla zaten oynuyor olacaksınız, değil mi? Evet ama şu anki eleme yani bunun hiçbir önemi yok. Bu sadece sene sonunda bir de şöyle bir hikaye var. Aralık'ta Major turnuva var. CSGO'da Major turnuva var ya en büyük turnuva. Aralık ayında Valorant'ın o turnuvası düzenlenecek. Bugün kazandığımız turnuvadan aldığımız 100 puan bizim oraya gitmemiz için çok büyük bir avantaj sağlayacak bize. Yani bir sene sonundaki Dünya Şampiyonası'na katılmak için aslında büyük bir adım attık. Şimdi bunun ikinci adımında ve üçüncü adımında turnuvanın orada da puanlar toplayarak kendimizi bir noktaya getirmeye çalışacağız. Yani aslında şu an çok güzel bir para ödülü artı o Dünya Şampiyonası için bir 100 puanı cebimize 30, koymak. 30 bin Sistem dolar mı harika bir şey. kazandınız? Evet, 30 bin dolar Of, kazandık. nasıl bir duygu kanka? Oyun Kanka oynayarak. bilmiyorum ya güzel. 37, Çok 14, değişik bir 21, duygu 210 bin ya. lira. 6'ya böl. Hadi kulüpte alsın biraz. Ama Temiz şey para ya. falan da var. Elemelerden de aldık bir 8 bin dolar falan iki tane turnuvadan. Yani iyi para oldu şu anda. Valla, ah, yayıncılara para kazanıyor diyorlar da sporcular da iyi kazanıyor yani. Gelirim kanka satırız sen de bir Bize bir şeyler ısmarlarsın artık şöyle bir. Aynen. Rakımız var sanki şeyden. İyi o zaman Salih teşekkür ederim. Sen yoğunsundur Tamam şimdi. kanka. Tebrik ederim Okeydir. tekrar. Aynen. Tamam çok Yani teşekkür ederim. Çok selamlar çok herkese. güçlü bir rakibi yendiniz. Aynen. Zaten ben Twitter'da yazdığım gibi bu turnuvanın iki şampiyonu var. Evet. BBL'de biz de gayet güzel bir performans sergilediler. Gayet güzel oynadık ikimiz de. Bu sefer biz kazandık. Bakalım ikincisi de neler olacak. Tamam, tebrik ederim. Çocukları öp benim Tamam. için. Çok İyi bak teşekkürler. Ben de kendine. çok selamlıyorum. İyi yayınlar sana Görüşürüz. da. Bay Bay bay. bay. Şimdi Salih'le biz çok konuşuyoruz. Biz Mehmet çok gidip gelir. Mehmet eski şirketten zaten 6 yıllık falan arkadaşım. Ondan önce de işte Country gibi. Berkin abisi sayılır yani o dönemde. Bir arayayım dedim siz çok sordunuz diye. Berk ikinci ayımız kutlu olsun diyor. Revere Bizim hoş Berk geldin. deniyordur Evet ya BBL'i tekrar dediğim gibi tebrik ederim. Çok Valorant'ı bir yerlere getiren bir takım oldu. Bir oluşum oldu. İleride de çok daha iyi gidecektir. Biz devam edelim videomuzu arkadaşlar. herhalde. Video güzel video bu Videoyu arada. bir izleyelim şöyle. Video Merhaba iyi. Sağış Berkemal'in saygıdeğer izleyicileri. Dün yayınladığımız polise Abi. saldık videosunu Evet. anlatın. Discord'dan da bize ekran paylaş be. Aynı anda gerek. Tamam paylaşayım abi bir saniye. Aa, büyük kameranı ver bize ekranı ya. Ekrana bastın soldan. Uygulamalar kısmından. Başlığı seçersen olur. Tamam. Bir saniye.
Hemen açıyorum be direncim bir saniye. Gel gel. Niye tıklatıyorsun oğlum? Yayındayım ya. Kim o? Hello, ne haber? Yayındayız Evrimcim. Ne İyi be, takılıyoruz, çalışıyoruz öyle. Sen ne yapıyorsun? Yayındayız, yaymacılardayız. Dur, ekran paylaşayım size direkt. Ekran bir paylaş. Ekran olarak. Abi düştün mü sen de buraya? Kalbimi kırdım. Aynen Asayiş Berk Kemal'e düşürdüm can tabiyle. Evet. Çok iyi. Şimdi polis Börü izliyor. Börü'nün gerçek polisler yorumlayacak mı kanka? Kemal'in saygıdeğer izleyicileri. Yani. Dün yayınladığımız Polise Sorduk videosunun ardından bu haftanın ikinci videosu sizin de çok istemiş olduğunuz Börü dizisi. Alper Çağlar'ın ekran gelmedi dizi sektörüne ya ekranı tamam ekran olarak verdi. Sıkıntı yok abi ben takip ediyorum. 6 bölüm artı bir sinema filmi olarak tasarladığı Börü bir grup özel harekat polisini anlatmakta. Biz bu videomuzda sadece ilk bölümünü değerlendireceğiz. Diğer bölümleri başka videolar artık. Türkiye'de birkaç arkadaşla konuştuktan sonra o ne lan? Yanlış bir kanının yaygın olduğunu fark ettim. Bu adam deli mi kanka? Başrolde mi o oynayan? Dizi izlenmediği için evet başrolde yapıldı kanısı çok kanka değil. Bisikletle gidiyor gibi sanki. Birlikte gerçeği yansıtmamak. İzleyiciler 2,5 saat süren uzattıkça uzatan dizilere o kadar çok alışmış ki bir bölümü ortalama 1 saat 20 dakika süren. Bu adam dizide normalde bu adam da polis özel harekatta izinden dönüyor bak. Daha doğrusu uzaklaştırmadan dönüyor. Daha fazla uzatmadan karşınızda polis bölümü. İzliyor. FBI, open up! Normalde bu kanal dizideki bütün hataları şey yapıyor. Ama bu dizide hata bulamadığı için normal yorumluyor. Gerçek bir polisin düşünceleri. Konuşmak gerekirse biz bu diziyi incelerken çok zorlandık. Sebebi ise tek bir göze batan hatasını bulamamış olmamız. Hadi ya çok mu gerçek çatışmalar? Dizi başlar başlamaz evet. Bizi sıcak çatışmanın içine atıyor. Ne görüyoruz? Arkadaşlar, operasyon şu andan itibaren özel harekatla polis özel harekatla polisler var. Aynen normal asayişe şey yolluyor. Cidden gözlerimiz yaşardı. Sonunda silah adamda şey bakışı var ama tabii yani tecrübeli olmadığı için ben ne yapacağım abi bakışı var. Diğer özel harekat kadar tecrübeli olmuyor ya. Gözlerimiz yaşardı. Öyle abi. Sonunda silahlı müdahale için tabancayla hurra diye atılan memurlar yerine dizimiz seyirci bu tarz olayları gerçekte olduğu gibi özel harekatın yaptığını gösteriyor. Meskun mahallede ilerleyen ekibimiz bizleri her hareketiyle büyülüyor adeta. Yönlere göre el değiştiriyorlar. Şu örnek sahneye bir bakalım. Baksana abi harekete. Gördüğünüz aşırı gibi detaylı arkadaş ya. Omuz değiştirerek görüş açısı avantajından tutun, kabzadaki elini dışa değil içe çevirmek gibi başka bir sürü avantaj elde etti. Parmaklar. Evet, normal izleyenler için bu detayları fark etmek çok zor olmasının yanı sıra bizim gibi işin içinde olanlar bunun eğitimini... Silah şöyle tutulur arkadaşlar, tetiğe koymazsınız mesela parmağınızı. ...almış olanlar, özellikle özel harekatçılar bu ayrıntıyı hemen fark etmiştir. Parmaklar sürekli... Bak aynısını söyledi burada. Ayrıntıyı hemen fark etmiştir. Parmaklar sürekli tetikte değil, resmen biz eğitim aldık diye bağırıyorlar. Çok iyi ya. Başka bir ayrı. Bana da ilk verdikleri eğitim buydu bu arada silahta. Yani normal silahla çok sıktım ben. 2000 mermi falan atmışımdır çok rahat. Bayağı da iyiyim. Bir gün öyle videoda çekeceğiz hatta. Diren'in poligon şampiyonluğu falan var biliyor musunuz? Eskişehir'in ilk açılan resmi gerçek silahlı poligonda Diren şampiyon oldu. Sertifikası var hatta. göstermiştik yayınlarda falan. Silah konusunda azıcık da olsa bilgiliyiz yani. Tabii. Doğru tutuyorlar. Bu işlere dikkat edin. Sürekli silah hedefte yürümekteler. Hemen bir ekibe her birimin işini yaptıran 500 bölümlük arka sokaklardan bir sahne alalım. Bakınız bu arkadaş ateş açmak üzere olan bir unsurla karşılaşsa onu ekip için silahını yerden getirdi ve bu sürede kaybedeceği milisaniyelerin onun hayatına mal olacağını fark etmesi lazım. Ama Börü'de ne görüyoruz? Silah hep hedefte. Temiz görüş istenildiği zaman bile silah yan yatırılmakta ve yine de hedefe doğru tutulmakta. Bir sahnede gerçekten Nejat İşler'e benzettim bir şeyi. Hata bulduğumuzu sandık. Bakın bu arkadaş burada kaç atışının kaldığına bakmakta. Efendim özel harekatçılar genelde aklından sayar şarjörde kaç mermi kaldığını. Ama sonra onun da hata olmadığını, bizim özel harekatçılarımızın fazla yetenekli olmasından kaynaklandığını fark ettik. Beyler iyi akşamlar. İnsan mıyız? Bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim sütre arkasından diye tabir ettiğimiz, sonra genç dimağlara sorduğumuzda pik yapmak diye anılan olaya geldik. Kaç Türk dizisinde pik yapan oyuncu gördünüz? Ya da hedef küçültmek için shoulder pik yapıyorlar. Veya yan dönen ve bu sayede karşı unsura göre daha küçük hedef olarak avantaj sağlayan kaç Türk dizisi gördünüz?
Bir mahalli basan ekibimizin nasıl koordine gittiğine dikkat edin. Arkalı önlü girmişler. Şimdi... Yalnız şeyi çok beğenmedim. Bir dakika şimdi adamın ölme sahnesi. Ya direkt oturarak direkt oturarak AFK kalmazsın yani. İnsanın canı o kadar kolay çıkmıyor. Kafadan vurulmadığı zaten sürece. Tipi de tonlay zaten. Yıldı yere. Ama bu çekimsel geçen bir eleştiri. Şeyle şey alakası yok operasyonla. Bay burası çok tatlı ya. Adam arkadan kaçsın diye tek noktadan etrafı çevirmeden paldır küldür girmek. Ya bu da neyle alakalı? Şimdi bir başrolü bir yerde yakaladın atıyorum. Mantıken ölmesi gerekiyor onun orada ama dizinin de devam etmesi gerekiyor. Senarist o karakterin çok sevildiğini biliyor ya. Onu kaçırıyorlar işte bir şekilde yani. Ama bir şey söyleyeyim, bu kanalda hep şey var. Senaryoya hizmetse eyvallah diyor da boku çıktığında da yeter lan yapıyor. Evet. Telsizlere bakalım efendim. Adamlar diğer dizilerdeki gibi elini kulağına götürerek veya gayipten duysunlar diye direkt konuşmak yerine kulaklık ve kolda bulunan mandanın kablosunun gözükeceği şekilde sistemi tamamen doğru bir şekilde göstermeyi ve bunlara basarak konuşmayı tercih etmiş. Bir sahnede flash atıyorlar. Bildiğiniz flash deyip atıyorlar. Biz flash kullanılan bir tane bile Türk dizisini hatırlamıyoruz. Evet ya, niye flash kullanılıyor abi? Çok önemli oğlum flash. Kulakları sağır ediyor, gözler GG oluyor. Lütfen yorumlarda bizi aydınlatın. Bizde el bombası sonra var abi. Sonra karşımıza sadece şu video çıktı. Adamlar diziye onu bile kullanmıyorlar ki. Gerçek mermi kullanmışlar. Eğitim almışlar. Eğitmen adama rol vermişler. Bu arada John Wick'in bir tane arkadaşım vardı benim. Hatta şey de anlatmıştı. Zamanında bir tane oyun oynamıştık biz. Late Shift diye. Orada Ken Reeves'le beraber oynayan bir kadını getirmiştim ben buraya yayına. O da bahsetmişti daha sonra özel konuşmalarda. Bir de bizim poligonun sahibi arkadaşımız da o anlatmıştı. Kenny Reeves'in arkadaşlar o John Wick'leri çekebilmesi için gerçek silah eğitimi alıyor, tamam mı? 3 set eğitim alıyor. Her biri 300 bin dolar. Yani gerçekten dünyanın en iyi askeri haline falan getirmeye çalışıyorlar adamı. Onları da izleriz bak. Backstage'leri var yani nasıl eğitim aldığının. İnanılmaz bir şey aslında silah eğitimi. Çok maliyetli. Çok özel bir bilgi veriyor çünkü sana. Yani kanka şimdi o mesela o bilgiyle aslında gerçekten taklaya gelse bir şeyleri çözer değil mi yani? Yani öyle tabii ki, tabii ki, tabii ki kanka. Onun eğitimini alıyor zaten. Yani nereye bakması gerekiyor? Atıyorum işte şey gibi Counter Berk kıyasla yani ya. Bak ne değil de işi gerçekten yapmayı öğreniyor. Şeyi kıyasla seninle mesela Berk'i kıyasla Counter'da kanka, anladın mı? E tabii ben sikerim. Evet, izleyelim. Oynatmışlar. Bakın bu kalitelere alışkın değil bizim Türk izleyicisi. O yüzden efendim izleyin, izlettirin. Böyle gerçekten kaliteli bir yapım. Polisiye işinin hakkını veren bir yapım. Bizi şaşırtmış bir yapım. Videomuza son vermeden önce bundan bir tane sonra attım. Bu hafta bir tane olduğu kötü gibi arada bonus videolarla haftada şey iki video ile karşınıza çıkacağımız için müjdesini vermek istiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Asayişiniz